Hastanın durumu acil. Hocam miyokart enfarktü sızma aldık. Hemen ÖKG'ye nitroglisin nasıl değil? 4 numaralı depoda çabuk. Ne 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 ne. Nitroglisin. Bacım biraz öte git. İşim acil. Hem senin buraya girmen de yasak. Orhan Solmaz'ı tanıyor musun? Ya manyak mısın? Tanımam etmem. Git danışmaya sor. Oğlum, o sen kim ya? Ne bileyim ben. Osman Sancak. Olgun Sönmez. Ya da Onur Sarı. Hepsi olabilir. Yani. Tamam canım, neyse ne, kimse kim, bize ne? Ne yapacağız? Kadına şantaj mı yapacağız, ne yapacağız? Bence araştıralım. Bu kadının her şeyi beklenir. Araştırırız. Eyvah, ben geç kaldım ya. Oğlum hadi hemen hazırlan. Senin de hesabını bırakayım, tamam mı? Yaşasın! Ver, mektup bende kalsın. Bak sakın başını belaya sokma. Diyene bak. Hadi. Bey nasılsınız? Sağ olun Çınar Bey. Siz nasılsınız? İyiyim. Toparlamaya çalışıyorum işte. Bir yere mi gidiyorsunuz? Her şey. Sinan arkadaşına bırak geleceğim de. Kolay gelsin. Ne oldu? Rahatsız mısınız? Yok ya. Dün ters yatmışım da biraz. Geçmiş olsun. Sağ kolay gelsin. Sinan hadi kolay gelsin. Ayşe. Benimle konuşmak istediğim bir şey vardı. Ha, ya çok önemli değildi. Aklımdan uçmuş gitmiş. Babana belli etmediğine sevindim. Aslında bir gariplik olduğunu anladı tabii. Buraya geri dönmemden dolayı hiç mutlu değilim. Alışır. O da alışır. Ben bile bu evliliği kabullendim. O da kabul eder. Göreceğiz. Hele bir torununu kucağına alsın, o zaman nasıl kabullenir? Ne dediniz? Evliliğinizdeki sarsıntıyı atlatabilmek için bir desteğe ihtiyacınız var. Bence en iyi destek de bir çocuk. Mevra Hanım. Beni bu eve zorla sokabilirsiniz ama bana zorla çocuk yaptıramazsınız. Anlıyorum. Senin için çok erken tabii. Sen de alışırsın bu fikre. Hayır. Hayır, ben alışmayacağım. Siz bu fikri aklınızdan çıkaracaksınız. Bakın, zorla dönmüş olabilirim buraya. Ama Çınar'la hiçbir zaman gerçek anlamda karı koca olmayacağım. Şimdiye kadar olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Ne demek gerçek anlamda karı koca? Daha nasıl anlatabilirim acaba? Ne anladıysanız o yani. Bir dakika. Çınar seninle yana yakıla evlendi ve yaşadığı evlilik bu mu? Yarım yamalak, ne idüğü belirsiz bir evlilik. Beni buraya mahkum ederken oğlunuza nasıl bir hayat seçtiğinizi şimdi anlamışsınızdır herhalde. Çınar'cığım. Biz de senin kulaklarını çınlatıyorduk. İnşallah iyi şeyler konuşuyorsunuzdur hakkımda. Ben biraz dinleneceğim. Görüşürüz. Yine ters bir durum yok değil mi anne? Aa, hayır, hayır, hayır. Ayşegül'ün dönmesine çok sevindim, onu konuşuyorduk. Güzel.
Nihayet ortak bir noktada buluşabildik yani. Yalnız bir şey var. Yine mi bir şey var? Tam olarak sevinemiyor muyuz yani? Senin yüzünden. Poyraz Karayel yaşıyor dedin, kafamı karıştırdın. Anne yaşıyor olabilir de yaşıyorsa da nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Ortada büyük bir operasyon var gibi duruyor. Ayrıca adam dünyanın öbür ucunda olabilir. Ya çıkıp gelirse? Ya Ayşegül'ün karşısına çıkarsa? Bitmiş bir ilişkiden daha kötüsü yarım kalmış, tamamlanmamış bir ilişkidir. Eğer Poyraz Karayel kalkıp gelirse Ayşegül'ün bir an bile düşüneceğini sanmıyorum. Sen böyle düşünüyorsan yapacak bir şey yok demektir zaten. Yaşadığımız günlerin tadını çıkaralım. Ben yapacak bir şey yok demedim. Ayşegül'ü eve bağlamak istemez misin? Bağlamak derken mecazi anlamda konuştuğunu umuyorum. Bir çocuktan bahsediyorum. Çocuğun olsun istemez misin? Baba olmak istemez misin? Çok gençken bile bana bu hayalinden bahsederdin. Evet. Sadece hayal işte. Gerçek olmasını engelleyen bir şey mi var? Hayır. Hayır, hiçbir engel yok. Güzel. Hem seni ayağa kaldırır hem evliliğinizi güçlendirir. Bunu bir düşün bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.